ABBTV ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Ziraat Mühendisi Suat Musabeşoğlu. Kırsalın sesini ekrana getiren program Tarımın Başkentinde. Daha önce sizlere bahsettiğimiz gibi akademisyen konuklarımızla sektörü değerlendiren, mevzuatı işleyen ve sizlere hem eğitim içeriği hem de güncel bilgilendirmeler yapılabilecek yayınları da ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Bugün Profesör Doktor Nevzat Artık hocamız konuğumuz oluyor. Gıda güvenliğini, güvencesini, gıda israfını ve bu konuda hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilmesi gereken noktaları ekrana getireceğiz. Evet değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Suat Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim hocam. Sizleri Tarımın Başkenti izleyicilerimize tanıtmak üzere öncelikle kendinizi kısaca tanımlısınız. Bizler çok yakından tanıyoruz ama izleyicilerimiz de bilmesi açısından buyurun. Ben Ankara Üniversitesi'nde 45 yıl hizmet yaptım. Bu hizmet zamanında 11 yıl Gıda Güvenliği ensü Müdürlüğü yaptım. Hı hı. 2004 yılından 2010 yılına kadar da aynı zamanda üniversitedeki görevimle beraber... ...Türkiye'nin Gıda Güvenliği Fastı, AB'ye aday ülkede hı hı. Türkiye... ...AB'ye aday ülkelere uygulanan programda AB Gıda Güvenliği Fastı'nda... Gıda Kontrol Genel Müdürü yardımcısı olarak görev yaptım hı hı. ve direkt Brükseldeki yapılan toplantılara Türkiye yeti ile beraber gidip AB Gıda Güvenliği Faslı'nın yürütülmesine çalıştım. 2004 yılında başlayan bu programda Gıda Güvenliği Faslı'nın 2010 yılına kadar olan tüm hı hı. çalışmalarında bizzat AB'ye gıda güvenliği faslının ve Türk gıda mevzuatının uyumlaştırması çalışmalarında görev yaptım. Evet hocam ve oldukça da hem bürokratik hem de akademik konulardaki çalışmalarınız da hem ülkemiz için hem de şu an yayınımızı gerçekleştirirken bizler için çok değerli. Evet. Özellikle gıda güvenliğini hocam konumuzu konu alırken daha doğrusu gıda güvenliği konusunda ülkemizde nasıl bir yapılanma var? Yani hangi ayaklar üzerine bu konu oturtularak devam ediyor. Bunları sizlerden bir dinlemek istiyorum. Özellikle gıda güvenliği konusunda nasıl bir yapılanma var konusunu sizden açıklamanızı rica edeceğim. Programımıza böylelikle giriş yapalım. Buyurun. Türkiye, AB'ye aday bir ülke. AB'ye aday ülkelere Avrupa Birliği program düzenlemektedir. 2004 yılında o zamanki bakanımızın telefonuyla bakanlığa çağrıldım ve gıda güvenliği fastında görev yapmak üzere devlet görevi verildi. Yani genelde bu tip şeylerde atama olur ama ben bizzat gıda güvenliği Fas için üniversiteden talep edilerek bakanlığa çağrıldım. 2004 yılından 2010 yılına kadar gıda güvenliği fastında çalıştım. Gıda güvenliğini bir tanımlamak istiyorum. Hı hı. Önce daha sonra belki tanımlar yine olacaktır. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüketicilere uygun gıda maddesi sunulması. Hı. Daha basit anlatayım. Bakın Tabii elimizde bir su var. Şu anda bu suyun kaliteli olması lazım. Ama bu suyun servis edilirken de bardağın içine elimizin değmemesi, bardağın içinde bir kıl olmaması, bulaşanlar olmaması, hijyenik koşullarda kişiyet sunulması. Gıda da... Bir defa gıda güvenliği birincil üretimden başlar. Birincil üretim dediğimiz, yani domatesi tarladan aldığımızda hı hı. domatesin e, içermesi gereken bileşenler e, bellidir. Domatesin olması gereken kurallara uygun olarak üretildikten sonra o domatesten domates suyu, domates salçası veya yemek yapılması bu o gıda ayrı, güvenliğinin evet. içine girmektedir. Hı hı. 2002 yılında Avrupa Birliği'nde bir problem yaşanmıştır. Özellikle bunu söylememiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nde İngiltere'de 181 bin tane vaka olmuştur. gıda güvenliğini etkileyen deli dana hastalığı oluşmuştur. Deli dana hastalığı oluştuğunda 181 bin vakada insanlar yaşamını kaybetmiştir. O nedenle. Avrupa Birliği 2002 yılında 178'e 2002 sayılı Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği mevzuatını hazırlamıştır. E, ve e, aday ülkelerin de bu mevzuata uyum sağlaması için gıda gü güvenliği faslı oluşturulmuştur. Ülkemizde bunun karşılığı nedir hocam? E, o yapılanmaya yönelik özellikle hazırlanan mevzuatlar, kanunlar e, Tabii. onları da değerlendirirseniz sevinirim. Tabii gıda güvenliği faslında 178'e 2002 sayılı gıda mevzuatının karşılığı olarak 5.996 sayılı kanun hı hı. hazırlanmıştır. Tüm hazırlık safhalarında AB uzmanları ile beraber görev yapmış birisiyim ben. Hı hı. Şu anda Türkiye'nin gıda mevzuatı AB'ye %95 ile %97 oranında uyumlu pozisyondadır. Hı hı. Çok önemli bir görev yapmıştır ülkemiz. AB'ye bizi alırlar almazlar onu bilemiyorum. O konuda yorum yapamam. Ama Türkiye'nin AB gıda mevzuatına uyumlaştırılması ithalat ihracat ve Türkiye'nin ürün ihracatındaki oluşabilecek problemleri baştan engellemiştir. Şimdi hı hı. ABD e, deli dana riski oluştuğu zaman yeni bir gıda güvenliği faslına ihtiyaç duyulmuştur. Hı hı. Gıda güvenliğinde yapılanma değişmesi gerekmektedir e, ve o dönemde Avrupa Birliği bir beyaz döküman yayınlanmıştır. Bu beyaz dökümanda kapsamlı ve entegre bir yaklaşım üreticilere ve tüketicilere sorumluluk getirilmesi, ürünün geriye doğru izlenebilmesi, tutarlı bir yaklaşım hı hı. olması, etkin ve dinamik bir yaklaşım, şeffaflık, risk analizi ve ihtiyatilik çok önemlidir. Bunların hepsini tek tek açıklamak hı hı. gerekirse bilinmeyenleri anlatalım. Geriye doğru izlenebilirlik. yani bir gıda maddesinin, e, ambalajını aldığımız zaman o gıda maddesinin hangi maddeden üretildiğine dair geriye doğru izlenebilirlik Hı -hı. kurallar dizisiyle ulaşabilmek İşlenmiş değil. bir üründe olsa bunun en e, ilk birinci durum maddeye varana hangi, kadar izlenmesi. Hangi hangi ilçede e, hasat edilen domatesten Hı -hı. domates salçası yapılmış ona Hı -hı. üzerindeki kodlarla geriye doğru izlenebilirlik. Bu geriye doğru izlenebilinin nedeni üründe bir hata varsa daha başa gitmektir. O nedenle bir de ihtiyatilik e, az bilinen bir şeydir. Türkiye'deki gıda güvenliği e, sistemi riske dayalı bir sistemdir. Hı hı. Yani bir gıda üretiminde oluşabilecek riskleri önceden bilip buna göre davranışımızı ayarlar isek gıda güvenliği ile ilgili e, sorunları daha baştan halletmiş oluruz. Hı hı. Bakın ben bakanlıkta görev yaparken gıda güvenliği faslında çalışırken aynı zamanda İthalat ve ihracat işlerinden de sorumlu genel müdür yardımcısıydım. Hı hı. O zaman Çin'de e, süt tozunda melamin denen bir problem çıktı. Süt tozunda melamin problemi çıktığı zaman tüm süt ithalatını yasakladık. O zaman 8 milyon ton süt üretiyorduk. Şimdi 2024'te 24 milyona yakın süt üretiyoruz. Hı hı. O zaman ithalatı yasakladık. Bir bazıları şöyle dediler: Sadece Çin'den yasaklayalım. Ama bu doğru olmaz dedim. Neden? Çünkü Çin'den ürünü başka bir ülke alır. E diyelim Hollanda aldı. Hollanda'nın etiketini basar, Türkiye'ye getirir Tabii. ama yine Çin ürünüdür. O şekilde bu önlem alındı. İhtiyatilik bu çok önemlidir. İhtiyatilik tedbiri nedeniyle kendi ülkemizdeki hem süt üretimi arttı. Sütün çok problemi vardır. Onu ayrıca da de ama başka programda... Olur hocam. E, ve... Şu an bile güncel sorunlar yaşanır. Beteci ayrı, pazarda ayrı sorunlar oluyor. Tabii Ama bizimki konumuz şu an gıda güvenliği noktasında. Ve oldukça da stratejik bir noktada aslında konuyu ele almışsınız o dönemlerde. Şu anda bir süt tozu ihraç etme pozisyonuna gelmiş durumdayız. Tabii fiyatlar değişiyor. Ülkeler arası fiyatlar Hı -hı. çok önemli. İşte gıda güvenliği için Avrupa Birliği program hazırladı. Avrupa Birliği'nde ki programda riske dayalı dedim. Bakın riskin üç parametresi vardır: risk değerlendirmesi, risk yönetimi, risk iletişimi. Hı hı. Herhangi bir yerde örnekle anlatayım risk Tabii. değerlendirmesini. Allah korusun bir okulda yemek verildi, yemekten zehirlenmeler oldu. Hı hı. Bu neden olduğunu soruşturmak risk değerlendirmesi oluyor. Daha sonra bunun oluşmaması için e, önlemler alınması, hı hı. risk yönetimi bunun tüm ülkemizde paylaşılması da risk iletişimini hı hı. gönderir. Yani gıda güvenliğinde... burada da bu sebeple bir sorun oldu. Sizler de bunlara dikkat edin. Dikkat edin gibi. Gibi. Bunun hı hı. sorgulanması var. Mesela bir tavuktan zehirlenme varsa yaz aylarında çok olur. Hı hı. Eğer tavuk alıp gelen tavuk bekletilmiş ise yüksek sıcaklıkta bozulma meydana hı hı. gelebilir. Onun olmaması için donmuş kullanılması gibi önlemler alınır. Gıda güvenliği dışında Gıda güvencesini de tanımlamamız gerekiyor. hocam o tanımlara dilerseniz geçmeden önce hem Avrupa Birliği hem de ülkemizde gıda güvenliği yaklaşımını aslında detaylı bir şekilde izah ettiniz hocam. Evet. Bu konuda bu süreçlere gelirken özellikle hangi projeler çalışmalar içerisinde yer aldı? Çünkü biraz sizlerle de sohbet etme şansınız olduğunda bunları da değerlendirmiştiniz. Çünkü yaptığınız gerçekten ağır ve yoğun, önemli görevler içerisinden geçtiğinizde ortada. Bu noktada değinmek istediğiniz konular varsa onları da alalım. Daha sonra tanımlara geçelim. Tabii. Avrupa Birliği'nde yeni yaklaşımda bir gıda güvenliği otoritesi kuruldu. EFSA. Hı -hı. European Food Safety Authority. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi. Bu otorite bütün olayları izleyen, Hı -hı. görevlendirmeleri yapan bir otorite. Ülkemiz de aday ülke olduğu için... Bakın Avrupa Birliği'nde biraz evvel söyledik. 178'e 2002 sayılı Avrupa Gıda Güvenliği ile ilgili mevzuatı uyumlaştırdık. Karşılığında 5996 sayılı kanun. Bu bir çerçeve kanun. Şöyle diyebiliriz. Örneğin ülkemizde gıda denetimi yapılmalıdır diyoruz. Ama bunun nasıl olacağı e, diğer Tabii. tüzüklerle oldu. Bakın Avrupa Birliği'nde 852 2000 e, 178'e 2002 yani 2002 yılında Avrupa Birliği gıda güvenliği mevzuatı çıktı. 4 tane önemli tüzüğü yayınlandı. O tüzüklerin yayınlanması 2 yıl aldı. E, 852-2004 İSİ e, gıdaların hijyeni. 853-2004 EC hayvansal kökenli gıda ürünlerinin hijyeni. 854 e, insan tüketimine uygun gıdaların e, organizasyonu hı hı. ve 882-2004 İSİ Gıda ve Yem Yasası, Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı. Dört tane tüzük, 178'e 2002'nin karşılığı 5996 sayılı kanun. Bu saydığım 852, 853, 854 ve 882, 2004 İSİ sayılı mevzuatların toplam karşılığı için yaklaşık 96 tane ayrı mevzuat hazırlanmıştır. Hı hı. Şu anda Türk gıda mevzuatı 2250 sayfa 10 punto Times New Roman hı hı. hazırlanmış durumdadır. Bu önemli bir durumdur evet. ülkemiz için. İnsanların tüketici asıl amaç tüketicilerin sağlığının korunması, halk sağlığının korunması hı hı. Tüketicilere uygun gıda modellerinin sunulması gıda güvenliği mevzuatının temel önemli e, durumudur. Ve bunlar da gerçekten geniş kapsamlı çalışmalarla aslında ortaya konulabiliyor. Tabii. tabii ki hocam programımızda özellikle tanımlar kısmını şöyle sizlere sormak istiyorum. Gıda güvenliğini detaylı bir şekilde izah etmiştiniz ama gıda güvenliği ile gıda güvencesi bazen karıştırılabiliyor. Ya da bununla birlikte gıda arz güvenliği ve gıda egemenliği noktalarında tabi bunların bazıları duyulmayan da tanımlar aslında ama bu başlıklar altında bir tanımlamanızı rica edeceğim sizlerden. Tekrar tanımlayayım. Hem Gıda hem güvenliği... Üreticilerin anlayabileceği düzeyde onları da izah etmiş olalım. Buyurun. Tekrar tanımlayayım. Gıda güvenliği fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tüketicilere uygun gıdaların sunulması. Gıda Hı -hı. güvencesi gıdanın miktarıyla ilişkili bir durumdur. Şöyle Hı -hı. anlatayım. Bu güzel ülkemiz yılda 20 milyon ton civarında buğday üretmek durumundadır. 20 milyon ton buğday üretirsek... Buğday açısından gıda güvencemiz var demektir. Yani gıda güvencesi gıdanın miktarı ile ilişkili bir olgudur. Hı hı. Gıda arz güvenliği de üretilen gıdalarla tüketimin birbirine uyup uymaması. Eğer e, tükettiği, ürettiğimiz gıda maddesi tüketeceğimizden daha az olursa ithalat yapmak durumundayız. Böyle bir ülkede ithalatın yapılmadan tüm ürünlerini hı hı. E, ürünlerimizi kendimizin üretmesi temel amaçtır ve bu şekilde olmalıdır. Gıda egemenliği dendiğimiz zaman önce kendi ülkemizin insanına gıda üretmektir. Hı hı. Bazen bakanlığımız doğru bir uygulama yaparak şöyle yapmaktadır. Mesela süt tozunda, tereyağında, zeytinyağında örnekler hı hı. yakında olduğu için Tabii. ihracatı yasaklandı. Çünkü belli dönemlerde özellikle zeytinyağında geçen sene periyodiste dediğimiz bir yıl çok üretim olur, bir yıl az üretim olur hı hı. ürünlerde az üretim olduğu için dünyada da hiç olmadığı için çok az miktarda zeytinyağı üretildi, üretimi olduğu için bizden talep ettiler. Ama bizim ülkemizin insanının da zeytinyağı e, ihtiyacı Ulaşımı, olduğu için gelişimi, ihracat önemli. ihracat yasaklandı. Doğru yapıldı. Bu sene daha fazla üretim var. Geçen seneye göre daha fazla üretim olduğu için ihracat olabilir ama orada da şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim yaklaşık 150 milyon adet zeytin ağacımız vardır. Düzgün şekilde hasat edip düzgün üretim yaparak markalaşmaya devam ederek Hı -hı. dünyada bir marka yaratmamız gerekiyor. Sadece zeytinyağı da değil tüm gıdalarda okay. bunu da bu arada söylemiş olayım. Avrupa evet, Birliği evet. çalışmalarında işte gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği için gıda güvenliği faslı biraz öyle söylediğim Hı -hı. Bu fasılda biz Makedonya, Hırvatistan ve Türkiye olarak beraber görev yaptık. Ve o o dönemde e, bize Avrupa Birliği e, ülkeleri kurslar verdiler. Hı hı. Eğitimler. O bütün eğitimlerin masrafını Avrupa Birliği karşıladı. Biz aday ülkeyiz. Bizim ülkemiz Avrupa Birliği'ne aday olmasına rağmen Avrupa Birliği'ne aidat ödüyoruz. Bu az hı hı. bilinen bir şeydir. Kişi başı aidat ödüyoruz. Hı hı. Eğer Avrupa Birliği'ne girsek kişi başı onların Türkiye ödeme yapması lazım. Biraz nüfusumuz fazla olduğu için bir de bizim insanımız pratiktir. Her açıdan Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden daha iyi durumdayız. Bakın beraber eğitime başladı. Kırvatistan ve Makedonya Avrupa Birliği'ne girdi. Biz gıda güvenliği faslını tamamladık. Çok olumlu bulundu. Ama başka konularda eksikliğimiz olduğu için hı hı. o konulara girmiyorum. Gıdada biz yapılması gerekenin tamamını yapmış durumdayız. Hatta. Ee, o dönemde Türkiye'de gıda güvenliği ve kontrol sisteminin yeniden yapılandırması ve güçlendirmesi hı hı. Avrupa Birliği projesi TR04IBAG02 kolunda veriyorum. Bu projede Avrupa Birliği ülkemize 10.5 milyon euro para aktardı ve bu projenin Türkiye lideri olarak ben görev yaptım hı hı. Ee, ve Avrupa Birliği e, e, tarafında ise Alman e, meslektaşımız Peter George Schreiber görev yaptı. Bir de yerleşik proje danışmanı vardır George Schreiber ve bizim ülkemizde de bir gıda mühendisi arkadaşımız, kendisini saygıyla anıyorum, Leyla Yüksel Hanımefendi yerleşik danışman olarak görev yaptık. 10,5 milyon euro parayla birçok laboratuvar ekipmanı alındı ve laboratuvarlarımıza yerleşti. Bakın şu anda Türkiye'de 104 tane 41 tane kamu laboratuvarı vardır. Gıda analizi yapan 105 tane de özel sektörün Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar vardır. Şunu da önemli olarak söylüyorum. Türkiye'de gıda kontrolünden sorumlu otorite Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Tarım Hı. ve Orman Bakanlığı içinde de Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'dür. Ve bunu da orada çok özveriyle çalışan meslektaşlarımız vardır. E, tüketicilerimizin bilmesi için söylüyorum. Çünkü evet. birçok tüketiciye sorduğunuz zaman bir kısmı Sağlık Bakanlığı diyor, bir kısmı TSE diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndır. Üzerine bakarak basarak söylüyorum. Hı hı. Orada da Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü. Tabii denetim yetkisi de, sorumluluğu da, ceza yetkisi de tam anlamıyla oradaki evet. ilgili genel müdürlüğünün. Evet. Bunu da tabii bilmekte yarar var. Çünkü bazen sektör içerisindeki birliklerden, derneklerden ya da farklı kuruluşlardan da bu konuda beklenti içine giriyor. Tüketiciler de, üreticiler de giriyor. Ama tabii bunun da bilinmesinde yarar var hocam. Özellikle gıda güvenliğini gündemimize alırken malumunuz bir pandemi süreci de geçti. Bu tabi gıda arz talepleri dengesinde de değişikliklere sebep oldu. Bu değişiklikler ister istemez gıda güvenliğinde bazen artılar bazen de zafiyetlere yer açtı daha doğrusu hocam. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçtik? Artan nüfusla beraber ileride bizi hangi riskler bekliyor? Bunları da değerlendirirseniz sevinirim. Şöyle söyleyeyim. Pandemi önemli bir imtihan oldu. Bir dönem insanlarla Bayağı tartışmalara giriyordum hı hı. ben toplantılarda. Efendim bizim tarım ürün üretmemize ne gerek var? Bizim paramız var. Biz ithal ederiz. Bütün ürünleri alırız deniyor. Bir dönem Böyle bir politika denediler ama e, kaybeden üretici oldu maalesef. Tabii. Dışarıda dışarı çıkamıyorduk. Hı hı. Kendi elimizde para var ama ürün almaya dışarı çıkamıyoruz pozisyona geldik. O nedenle bir ülkenin kendi gıdasını üretmesi hı hı. en önemli yaşamsal bir durumdur bakın e, gıda olmaz ise yaşam olmaz yaşam olmaması da e, bir ülkenin devamlılığı açısından çok önemlidir bu çok e, tarım çok önemlidir hı hı. tarım gıdanın ham maddesidir tarım olmadan gıda olmaz gıda olmadan da yaşam olmaz Ben bunları söylediğimde e, böyle bir şey olarak e, Spot ifade olarak değil Yaşam Bu için daha önemli. Düşündüğümüzde çok anlamlı bir noktaya Tabii. değiniyorsunuz hocam. Çünkü e, dünya ölçeğine de baktığımızda en güçlü ülkeler genelde tarım konusunda da en güçlü ülkeler oluyor. Evet. Bizim de belli ciddi anlamda bir potansiyelimiz var. Yani cennet gibi bir ülkemiz var, üretme potansiyelimiz var. Bunların iyi değerlendirilmesi lazım her açıdan aslında. Ben şunu söylüyorum, gıda güvenliğinin merkezi ve... Sabit bir politikası olması lazım. Yani değişen hükümetler olduğunda yine aynı politika hı hı. devam edilmelidir. Gıda güvenliğinin politikası vardır ama politikacılara bağlı olmamalıdır. Bunu hı hı. hiç kimseye bir eleştiri veya övgü gibi algılanmasın. Gıda güvenliği tüm ülkelerde, hükümetlerde ise bile aynı politika izlenmektedir. Başarının sırrında bu vardır. Bizim ülkemiz isterse her şeyi üretir... Bizim ülkemiz 85 milyondur. Şu anda tarım arazilerini artıramıyoruz. Ben yakın zamanda 2001 yılında 40 bin hektar, 40 bin hektar civarında hı hı. arazimiz vardır. 2024 yılında şu anda 32-33 bin hektara şimdi düşmüştür. Bir azalma var ortada. Yani. Bir azalma var evet. ama nüfus 2001 yılında 65 milyondu, şimdi 85 milyon. Hı hı. Aynı zamanda 50 milyon civarında turist gelmektedir. Turistin içinde işte diğer ee, bütün ülkemize gelen göçmenleri falan da Hı -hı. düşünebiliriz. Onun için e, tarım arazileri azalıyor, verimlilik düşüyor ve ama insanların Tüketecek gıdaya ihtiyacı, tüketim noktası artıyor ki artmaya da devam edecek. Tabi Burada da e, gıda ısrafı devreye giriyor. Hı -hı. Bakın şöyle söyleyeyim, çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'de şu anda e, kişi başı e, e, 93 kilogram gıda ısraf edilmektedir. Ciddi bir rakam hocam gerçekten. İstatistiğe vurulduğunda... Benim rahmetli annem düşününce... bir e, pirinç tanesinin bile tabakta kalmasını istemezdi. 93 kilogramı 365'e bölerseniz e, her gün kişi iki tabak yemeği atıyor demektir. Boşa atıyor evet. Eğer biz e, endüstriye gıda ısrafını da düşünürsek o zaman toplam gıda ısrafımızın bundan daha çok olduğunu söyleriz. Hı hı. E, yeni bir rapor yayınlandı Birleşmiş Milletler'de 2001 yılında. Dünyada gıda ısrafı yapan ülkeler içinde e, biz 93 kilogram gıda ısrafıyla toplamda 7.8 milyon ton gıda ısraf eden ülkeler arasındayız. Hı. Bunu ben oturdum kamyona böldüm. 7.8 milyon e, ton gıdayı kamyona dökersek 585 bin kamyon gıdayı hı -hı. atmış oluyoruz. Boşak Bakın, bu be... tüketime hazır bir gıda yani. Aslında. Tabii yani üretilen Han gıdanın de 1 bölü 3'ünü atıyoruz. Çok günah. Hı -hı. Ekmeği söyleyeyim. Israf gibi evet. için. Hatta gıda israfındaki ne durumdayız konusunu zaten e, izah etmeye de başladık hocam. Onlarla beraber öne çıkan örneklerde de değinirseniz sevinirim. 6.1 milyon ton e, adet 6.1 milyon adet günde ekmeğe israf ediyoruz. Hı hı. Eğer bu ekmeğin buğday olarak hesabını ben oturdum, e, ekmekte kullanılan unu 200 gram veya 250 gram ekmekse, ekmekte e, su kaldırma %50, mayayı, şekeri, iççiliği hesap ettiğimizde e, un miktarına göre söyleyeyim, yaklaşık 20 milyon ton buğday ürettiğimizi söylemiştim. Hı hı. 2 milyon ton buğday ısraf edilmektedir şu anda. %10'u otomatik olarak boşa %10 gidiyor. %10 gitmektedir ve bu güne ısraf tüm hı hı. dinlerde... Günahtır. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Bakın futbol maçında kendisine ekmek atılan bir sporcumuz, milli takımımızın kaptanı ee, Çalhanoğlu biliyorsunuz aldı ekmeği öptü ve fair play ödülü aldı. Biz hmm. ekmekleri hep taze yemeği seviyoruz. Taze ekmek yenebilir ama kızartılmış ekmek de yenebilir. Ekmeği evet. kızartırsak, küçük kesersek, ihtiyaca göre alırsak... Ee, Ekmeği eğer taze yersek daha fazla tüketiriz. Şu anda bizim yaklaşık 450 gram civarında ekmek tüketimimiz vardır. Hı -hı. Bu karbonhidrat tüketiminin artması ve şeker e, insanlarda şeker hastalığının artması demektir. Karbonhidrat obeste ile de ilişkilidir. Obeste ile tetikliyor. Evet. O nedenle tüketimde buna çok dikkat etmeliyiz. Diğer Hı -hı. bir israfımız da su israfıdır. Yani 184 litre kişi başı yılda su ısraf ediyoruz. Hı hı. Diş fırçalayacağız, musluğu açıyoruz. Fırça elimizde, su tutuyoruz. Biz dişimizi fırçalarken su akıyor. Kapanmadan duruyor evet maalesef. Ve böylece her kişi günde 9-10 litre su ısrafına neden olmakta. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bizim ülkemizde şu anda 1100 litre kişi başı Yılda su kullanabil kullanabiliriz, 1100 litre. Hı hı. Tarımda 44 milyar e, metreküp su kullanıyoruz, bunun da azaltılması lazım. İsrafla 184 e, litre yılda israf ettiğimizi eğer düşürürsek e, temizliğe dikkat etmeliyiz, hijyene dikkat etmeliyiz, ama suyu boşa harcamamalıyız. Çok önemli israftır. Dikkat edilirse iklim değişikliği nedeniyle. Su miktarında azalma var. Evet i̇klim ya da mevcut de... kaynakları kullanamama. Yani şöyle yağışların düzensiz olması ya da belli sürelerde normalden fazla yağış olması da toprağın da su tutmasını azaltıyor. Tabi bir de biz üzerine israf etkilenirse, eklenirse olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor hocam. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. iklim değişikliğini hep kuraklık olarak algılıyoruz. Evet kuraklık var ama bazen de e, aşırı yağışlar. Hı hı. Aşırı yağışlar Tabii. da kuraklık gibi olumsuz etkilemek. Toprağı süpürüp gitmektedir. Sel basmaktadır, obruklar oluşmaktadır. O nedenle iklim değişikliğinin etkileri de çok önemli. Bakın 1850 yılından 2010 yılına kadar 0.7 ile 1 derece sıcaklık Hı -hı. artışı olmuştur. 2020 ile 2100 arasında 4.5 derece sıcaklık artışı tahmin edilmektedir. Hı -hı. Ee, çevre, e, Dünya Çevre Ajansı'nın hazırladığı e, iklim değişikliği ile ilgili raporlarda inanılmaz bir sıcaklık artışı olacaktır. Sıcaklık artışının %20 ile 50 ürün kaybına neden olacağı düşünülmektedir. Hı hı. Artan nüfusa göz önüne alınca ilerleyen yıllarda daha olumsuz süreçlerden de geçeceğimiz ortada. Onun aslında. için iklim değişikliği bakanlığı oldu, herkes uğraşıyor evet. ama direkt somut çalışmalara biraz daha ağırlık hı hı. verilmelidir. Ben şöyle söyleyeyim, iklim değişikliği artık sadece lafta kalmamalıdır. Bizim değişik şekilde iklim değişikliğini normal hale gelmesi için değişik önlemleri almamız, ısrafı engellememiz gerekiyor. Bütün dünyadaki çalışmalar… verimliliğin artması gerekiyor. Verimlilik artmalı, ısraf azaltılmalı. Evet. Bu Bakın, yüzden de üreticilerin bilgilendirmesi de oldukça önemli. Bir biçer diyor tarlaya girdi, buğday hasadı yapacak. Hı -hı. Eğer iyi ayarlanmazsa, normalde %1 kayıp vardır. Bu kayıp %10 olduğu zaman… Tabii. E atılan bir şeydir, üründür, değerlendirilememektedir. Bir de atık e, vardır yani gıdaların tüketiminde. Hiç kimse tabağında bir gıda bırakmamalıdır. Gıda ısrafı çok önemlidir. 93 kilogram gıdayı ısrafını azaltmamız adeta bizim yeni ürün üretmemiz gibi bizim karşımıza evet. çıkacaktır. O nedenle tarlalarımızın miktarı azalmakta, verimlilik azalmakta ısraf artmaktadır. Bu çok önemlidir. Hı hı. Çok ilginç rakamlar var. İsrafı çok yapan ilk e, ülkeler Suudi Arabistan, e, Malezya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri hepsi Müslüman ülkelerdir. Bu herhangi bir e, eleştiri gibi algılanmasın. Çok fazla gıda tüketimi olduğu için israf da artmaktadır. Hı hı. Bizim ülkemizde de e, ben hep söylüyorum her sunumunda da e, kahvaltıya gidiyoruz. Serpme kahvaltı Evet, masa donatılıyor. iki kişi yüzde otuz, kırk gıdalar ısraf edilmektedir. Arkadaş herkes istediğine göre tabağını alsın. Bazılarını hiç yemezsiniz Gittiğinizde e, aşırı derecede dört beş çeşit reçel, dört beş çeşit çikolatalı karışımlar. Hı hı. Sebze, biz sebze ağırlıklı besleniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin engellenmesi için bu da çok önemlidir. Günde beş porsiyon Meyve sebze tüketmeliyiz. Bunu şöyle algılıyorlar tüketicilerimiz. Beş porsiyon dediğimiz zaman bir tabak elma, bir tabak öyle değil. Bir elma, bir evet. elma, bir havuç, bir armut, roka, yeşillik, hıyar. Buna da salatalık diyorlar. Adı hıyardır bunun <laughs> meyv zaten. Bunu niye söylüyorum? Evet. Tüketicilerimin zin bilgilendirilmesi için bazı şeylerin söylenmesi lazım. Şeker tüketimini çok fazla içecekleri artırmamızla artırmamamız lazım. Obezite için bakın ilkokulda yüzde on civarında obezite sorunumuz olduğu tartışılıyor. Ama hiç şeker tüketmelerinde yaşam olmaz. Beyin fonksiyonlarının normal yürümesi için toplam enerjinin yüzde sinin şeker ve şekerli mamullerden alınması. E, gerekir. Tabii bu da önemli bir detay. Çünkü hatta e, Türkiye'de Cumhuriyet dönemiyle beraber şeker fabrikaları kurulurken slogan şöyleydi aslında. Gürbüz çocuklar yetiştirmek için diye. Çünkü şekerin de belli miktarda tüketilmesi gerekiyor belirttiğiniz gibi hocam. Tabii hepimiz e, sınava çalışmışızdır Hı -hı. yani öğrenciliğimizde, evet. üniversite sınavında. Bakın herkes sınav döneminde e, daha iyi öğrenebilmek Hı -hı. için şeker tüketmek zorundadır. Üniversite sınavında şeker dağıtılır öğrencilere evet. e, sınav esnasında beyin fonksiyonlarının iyi çalışması için. Ama obezitede problemde çok fazla e, şekerli içeceklerin tüketilmemesi ama buna karşılık meyvenin, sebzenin çok tüketilmesi gerekmektedir. Tabii bunlar da önemli noktalar hocam. Tabii programımızın da son dakikalarına doğru gelirken özellikle... Tüketicilerimiz de doğrudan ilgilendiren konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı da bir yeni uygulama başlattı ifşa listesi üzerine. Bunlar önce, önceki senelerde yılda 1-2 defa yayınlanan listelerdi. Şimdi güncel olarak, dijital olarak bunlar yayınlanmaya başlanacağı da ifade edildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İnceleme bakma şansınız muhakkak olmuştur. Düşüncelerinizi Tabii. alabilir miyim? Dün ee, Sayın Bakanımızın ee, konuşmasıyla, yeni bir yapılanmaya girdi ifşa lisesine. Eskiden belli analizler yapılıyordu, örnekler alınıyordu ve ürün bazında sınıflandırılıyordu. Yani alkollü içecekler, çay, et, süt mamulleri ayrı ayrı hepsini tek tek saymayayım listeler hazırlanıyordu. Şimdi dün yapılan toplantıda web sayfasında sürekli e, taklit ve taşış yapılan veya halk sağlığına uygun olmayan gıda üretenlerin Hı. günlük listesini tüketicilerin görmesi için e, web sayfasına girmeleri önerildi. Burada da guvenilirgida.tarimorman.go.tr tekrar Hı. ediyorum guvenilirgida.tarimorman.go.tr web sayfasına girdiğimiz zaman gıda kamuoyu duyurusu denilen yere tıkladığımızda o gün orada halk sağlığını tehdit eden veya taklit taşış yapan firmaları tüketicilerimiz izleyecektir. Eskiden Alo 174 vardı. O hı hı. oluyordu ama şimdi daha etkin görebilecekleri bir durum söz konusu. Bir defa şunu söyleyeyim. Bazen işte bir biraz sonra belki konuşulacaktır. Balla ilgili denetimi yapıldı bir ürün Firma belirlendi. Hı hı. O ürünün piyasadaki ürünlerin de hızlı toplanması lazım. Evet, onlar da önemli. Bu çok önemli. Tekrar ediyorum, Tarım Bakanlığımız güvenilir gida nokta, tarım orman nokta web sayfasına, internet sayfasına girdiğimiz zaman gıda kamuoyu duyurusuna girdiği zaman hangi gıdaların olumsuz olduğu, hangi firmaların taklit ve taşış yaptığı parti seri kod numaralarına kadar belirtilmektedir. Tüketicilerimizin bunu da alışması ve takip hı hı. etmesi halk sağlığı açısından, tüketici sağlığı açısından önemlidir. Bu arada tüketicilerin etiket okumayı da evet, iyi bilmesi gerekmektedir. hocam. Yani sadece belli listelerin yayınlanması ya da üreticilerin buna dikkat etmesi kadar tüketicilerin de bir gıda alırken gıda okur yazarlığında da maalesef zafiyetler yaşıyoruz. Bunlara da değinmek gerekiyor. Sizler bu durum üzerine değerlendirmeniz nasıl olur hocam? Şimdi şöyle bir şey yapılması lazım. Bakın bir örnek vereyim. 1 ee, kilogram et kıymamız diyelim 500 lira. Bundan sucuk yapıldığı zaman bir kangal sucuğun e, yani fiyatının belli olması lazım. Hı hı. Belli bir rakamın üstünde olması lazım. Eğer bu çok ucuz bir kangal sucuksa zaten tüketicinin bunu satın almaması hı hı. gerekmektedir bunun tüketicinin fiyat kalite ilişkisini sorgulaması lazım hı hı. Ama şöyle bir durum var tüketicinin eğer elinde e, alacağı para miktarı az olursa o zaman daha az kaliteli gıdaya ve taklit ve taşili gıdaya e, yönelmesi söz konusu Devletin hı. rafa taklit ve taşili gıdayı koymaması için çok büyük e, şey var e, Emeği var denetçiler. Ben de bir gıda denetçisiyim. İlk defa bakanlıkta gıda denetçisi eğitimi verildi. Gıda denetçileri o eğitimi aldıktan sonra denetçi olur. Şöyle deniyor efendim ben de gıda denetçisi olayım. Gıda denetçisi olabilmek için Tarım Orman Bakanlığında ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim ve ilgili mesleklerden birinin olması ve hizmet içi eğitimle gıda denetçisi eğitimi alması Gerekir hı hı. ve gıda denetiminin nasıl yapıldığını anladıktan sonra belgesi vardır. Hiç kimse elindeki o kartla gidip e, ekstra hı. denetim yapamaz. Her e, ilimiz 81 ilde yıllık gıda denetim programları yapılır ve yıllık izleme pro programları yapılarak e, denetimler devam eder. E, onun dışında şikayet üzerine derhal işletmelere denetim için hı hı. gıda denetçileri gönderilebilir. Tabii bunlar da kayıtlı olan işletmeler üzerinden bir denetim mekanizması aslında yürütülüyor. Tabii. Onlar nasıl kayıt süreçleri oluyor hocam? Bunları da kısaca değerlendirebilirsek. Tabii yayınımızda... e, bitkisel kökenli gıda üreten işletmelerin kayıt, hayvansal, köke, e, hayvansal kökenli gıda üreten işletmelerin ise onay alması lazım. Hı hı. Bakın bir, kayıtta şöyle bir şeyi etikette okumaları lazım. kayıtta TR tire il trafik kodu hı K sonra altı haneli bir rakam. Yani bitkisel kökenli bir gıda bu. bu. Evet. Hayvansal kökenli bir gıda. Örneğin bir sucuk üreten bir firmanın bunun bakanlıktan izinli olduğunu anlamak için onay almış olması lazım. Orada da TR il trafik kodu ve dört haneli bir rakamı onay numarası olarak etikette araması lazım. Etikette ayrıca etikette yazılması gereken zorunlu maddeler vardır. Gıdanın adı, içeriği, üreten firma, parti seri, kod numarası, bütün detaylar, firmanın adresi, bunları tek tek söylemeyeyim. Bunların olması ve tüketicilerin bunla, bunları okuması lazım. Şöyle deniyor, o kadar küçük yazıyorlar ki okumayalım diye. Etiket yönetmeliğinde yazılması gereken A4 sayfayı dolduracak kadar e, hı hı. konu yazılması lazım. Ama o o konuyu küçük bir e, bisküvi etiketine sığdırabilmek için mecburen küçük yazılmaktadır. Hı. Tüketiciler eğer isterse orayı bir büyüteçle okuyabilirler. Herkesin telefonda da artık büyüteç var. Mutlaka etiket okumalıyız. E, halk sağlığı için bakanlığın denetimi ne kadar önemliyse gıda denetçilerinin görevi ne kadar önemliyse tüketicinin de gıda okur yazarlığı o kadar önemlidir. Evet hocam ve bununla beraber özellikle yayınımızı tamamlarken son soru olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi dijital süreçler gelişiyor. Yapay zeka uygulamaları var. Yani teknoloji başka bir boyuta doğru gidiyor. Bunlara bizler de adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii nesil farkı olarak da bazı kısımlarda çok daha hızlı adapte olabiliyoruz. Örneğin genç jenerasyonda. Yani sonuç olarak bir teknolojik gelişim olduğu ortada hocam. Bunlar özellikle gıda denetiminde, tüketicilerin bilgilendirilmesinde ya da bazı denetim uygulamalarında olumlu yönde nasıl yansır? Bununla ilgili de çalışmalar yapılabilir mi? Sadece yorumunuzu Tabii, almak istiyorum. İşte bakanlığın dün o hazırlamış olduğu web sayfası bir dijital bir dönüşüm. O, olumlu yönde bunu destekliyorum hı hı. ama tüketicinin aldığı gıdan üzerinde ne yazdığını, ne yazması gerektiğini içerik kontrolü için çok önemlidir. Bakın şöyle söyleyeyim. Yağlı bir gıda tüketmesi uygun olmayan bir tüketicinin gıdanın etiketinde okuması gereken sadece etiket bilgileridir. Aynı zamanda enerji değerlerini gösteren protein, yağ, karbonhidrat, şeker, hı hı. tuz miktarını belirten bir bir listemiz vardır. Şeyle ürün bileşimi ile ilgili. Onu bilmesi çok önemlidir. Çünkü kendisi yağlı bir gıdayı, fazla yağlı bir gıdayı Hı. tüketmiyorsa o onu okumuş olması gerekiyor. O nedenle etiket okuryazarlığı halk sağlığı açısından ve tüketici sağlığı açısından çok önemlidir. Evet, bu da önemli bir mesaj olacağım. Buradan tüketicilerimize, üreticilerimize söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alıp yayınımızı tamamlamak istiyorum. Buyurun. En iyi denetçi tüketicidir. <laughs> evet. Ama en iyi denetçi bilinçli tüketicidir ve bu şekilde davranan bir tüketici devletin denetim görevini de yardımcı olur. Sadece devlet denetimiyle olmaz. Tüketicinin fiyat sorgulaması, ürünü anlaması, biraz gıdayı bilmesi gerekmektedir. Evet hocam, teşekkür ederim katkılarınızı ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Gıda güvenliği çok önemli bir görevdir. Hı hı. Halk sağlığı için, insan yaşamı için ve Türk insanının gıdayı anlaması için çok önemlidir. Evet, bizler de bu noktada tarımın başkenti programı olarak üretimlerle beraber özellikle gıdanın da hem güvenilir anlamda e, tüketilmesi hem de gıda israfının önlenmesi konusunda farklı bilgilendirici yayınlarda yapmaya gayret göstereceğiz. Teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, bir yayınımızın daha sonuna geldik. E, bir başka programlarda özel değerlendirmelerle beraber tarımı ele almaya e, gündemimizi hem tarımda üretim hem de gıda konusunda tüketimlerle beraber işlemeye devam edeceğiz. Yolunuzun yönünüzün ve gönlünüzün açık olması dileğiyle hoşçakalın.